Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Mount & Blade'deki Bannerlord serisi bölümüyle sizlerin karşısındayım. Iron Man modunda Batanya serisindeyiz efendim. Iron Man modu, gerçekçi zorluk Batanya. Şimdi 12.000'lik bir paramız var ve biz geçtiğimiz bölümlerde yaklaşık 30-40 bin biriktirdik. Gittik bira imalathanesi açtık ve bira imalathanesi artı 49 veriyor. Yani doğru düzgün para vermiyor. Kısacası dolandırıldık. İşte tüccar kervanına eşlik etme görevleri olsun. Arenalarda böyle para kasmak için can vermeler olsun. Birçok görevin içerisindeydik efendim. YouTube'dan izleyenler, bu arada beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Hatunum, yayın bitince sana oyunların ismini atayım. Lejonte'de şeyde oynandı. Sevgili Viski. Canlı yayında oynandı Twitch'te. Bu arada bu modda lordları dövmesi bir zor var ya. 30 hasar mı? O kadar gerildik vurduk, 30 hasar mı? Bu kargı mı? Evet, benim bağlantım neden istikrarsız acaba? Bana dokunmak yok. Zaten şafak sökümü diye dandik bir şey vereceğim. Uğraştırmasan mı? İktidarsız dedi. İstikrarsız dedi. İktidarsız demedi de. Oğlum ne oluyor? Eziyet gaming. Görüşürüz aşkım. Legend TD2'yi sabah oynadık dedim ya. Sevgili Biski dedim, sabah oynadık dedim. Uvu, ama aynı şeyleri yazıp durursanız anlaşamayız ki. Anlaşmaya pek niyetiniz var gibi durmuyor ama. Efendim, bu arada YouTube'dan videoyu izleyen arkadaşlar için şöyle bir sizlere olan biteni anlatayım. Biz YouTube'da da canlı yayın yapmaya başladık efendim. Hatta bununla alakalı bir duyuru videosu da attım. Ama duyuru videosunu kimse izlemedi sanırım. 1,5 dakikaydı lan video. Neyse efendim. Velhasıl kelam, yayında birçok oyun oynuyoruz. Hem Twitch canlı yayınında hem YouTube canlı yayınında. 1 dakikalık videoda Twitch'i bırakmadım dememe rağmen günde 3000 kere Twitch'i bırakmadım açıklaması yapmak durumunda kalıyorum. Genel olarak yayın iyi. İçerik üretmek iyi. Onun dışında oyunda ilerlemek beni birazcık zorluyor. Sizler de dilediğiniz zaman yayına katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Video olarak izleyenlerin çok daha kalabalık olacağını tahmin ediyorum. Katıl üzerinden yayını desteklediğinizde, bu arada kanalı desteklediğinizde dostlar, bütün arşive erişmiş oluyorsunuz. Kanalda sadece üyelere özel bütün yayın tekrarlarının açık olduğu bir oynatma listesi var. Ya şu adamı benim yanıma doğru bir getir Allah aşkına. At var mı çevrede başka? Yok sanırım. Var 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 var. Dur, ötekinin atına geçeyim madem. Ya da şuna bir takla attırayım. Sabır sınırı. Allah'a sabır sınırı. Böyle chatte bazıları benim yerime delirmeye başladı lan. Daha kaç kez aynı şeyi soracağınız diye. Beyler, işte bu yüzden Twitch'te ban politikamız sert. Burada dokunmuyorum ama Twitch'te ban politikamız sert abi. Hatta size şu kadar diyeyim. Twitch'te bunun onda birini yaptığınız zaman gümlüyorsunuz abi anında kanaldan. Neyse. Bugün biraz böyle sabır sınırım zorlanmış gibi de. Adamlar arda arda şey yapıyor böyle, spam spam spam. 5 kanala birden duyuru atsak da çok bir fark edeceğini zannetmiyorum ya. Saadettin hoş geldin, merhabalar. Çok teşekkür ederim sevgili Saadettin Oktar, hoş geldin. Bu arada Silvind'i yiyebilecek miyiz 1v1'de?
Çok zor. Gönderli silahı nasıl sallıyordur sizce? En az diğer lordlar kadar hızlı. Bir tane kılıç alacaktım. Şafak sökümü diye. Bir tanecik kılıç ya. Well now, stranger. O bir tanecik kılıcı da alamadım. Üzdü. Ve anlamadığım şekilde garip bir takılma problemi falan var. O da üzüyor. Yapacak bir şey yok. Arka planda ben bir şey mi indiriyorum yiğidim? Bu ne bu? Bu ne hal ya? Bilgisayarımda da kurulu da bilgisayarda modlar var diye GeForce Now'dan oynayayım dedim. Çok mu akşama kaldık acaba? Bilerek otoda salıyorum bu arada. Özellikle bu gelen atlılarla tek tek uğraşamam. Bunlarla tek tek uğraşması ölüm. Burada nasıl iki kişi kaybetmeyi başardık? Bir de bunlardan biri Batanya kahramanı. Anlatsana biraz nasıl oldu o iş? Detaylarıyla dinlemek istiyorum. Demek ki ağlamayıp savaşa girmemiz gerekiyor. Hı-hı. Dostum dilediğini sorabilirsin. Buyur. Kervan biraz hızlı hareket ediyor. Ne var peki buranın arenasında? Görev sancağı. Abi hiç sancakla falan uğraşamam. Görev olarak ne var? Kervan pususu. Şurayı bir işaretleyelim. Kervan pususu için geliriz buraya. Bizim açtığımız atölye bu arada daha bize geri dönüş sağlayacak da. Bir de Sanala'yı açtık yani. Sanala gerçekten çok güvenli bir şehir. Baktığınız zaman ciddi anlamda çok çok güvenli. Asaray'ın tam ortasında. Hasar almayacak bir şehir. Benim görev yapmaktan bir parça sıtkım sıyrılmış olabilir. Oyunda bir ilerlemeyi arzu ediyorum ama hani nasıl ilerleyebilirim onu bilmiyorum şu anda. Bağlılık yemini edelim diyeceğim, minik görevler alalım falan diyeceğim. O da çok zor, daha itemlerimiz bile yok. Bir de gerçekçi zorluk derecesindeyiz bu arada. Bir de gerçekçi zorluk derecesindeyiz. O da işi bir zora sokuyor. Ya tüccar kervanını eşlik ederek bu kadar yorulacağım, bu kadar hasar göreceğim aklıma gelmezdi. Bizim kervan fırlamadı Allah'tan. Hanspear. Savaş devesi 4-5K ediyordu. Lord var mı? Ya birkaç tane adam var. Elendi tamam. Bir benim abi var. Ben varım. Bir de benim şey var. Yoldaş var. Dur önce ana fight'ı kazanalım da. Beyler gerçekten inanılmazsınız ya.
bize bir şey nasip olmayacak. Yani bu arena artık rüyalarıma falan girecek. Ben onu anladım. Nasıl bu kadar hızlı bir şekilde paketleniyor bu adamlar? Onu merak ediyorum ben. Reyga'dan bir mesaj getirdi. Bir ulak. Reyga paralı askerlik sözleşmesi teklif ediyor. E tamam, günün sonunda Batanya'ya hizmet edeceğiz ama Batanya'ya hizmet edene kadar da Güney İmparatorluğu için çalışabiliriz. Yani bir paralı asker olmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Gene ordumuz Batanyalılardan oluşur. Gene ordumuz Batanyalılardan oluşur. Seri gene Batanya serisi. Ama en azından böyle bir parça aksiyon görürüz. Hem sonuçta paralı askerim. Ülkenin bir neferi değilim. Yani şey yapabilirim. İşime gelen savaşlara girerim. İşime gelmeyen savaşlara girmem. Tertemiz. Ya dostum, şimdi bak, yayında Twitch canlı yayını için en azından şöyle bir şey var. YouTube'da da aynı şey var da. Paşam, aynı şeyleri ben defalarca kez anlatamam. Hani orada işin açığı şu. Bak, Twitch'te buradan çok çok daha fazla katıyım. Şundan dolayı, hani orada gerçekten ben içerik üretmeye odaklanmak istiyorum. Şey yapmaya odaklanmak istiyorum. Ve genelde hani soru kalıpları şey olunca özet geç mi dedin? Ne dediğini hatırlamıyorum bu arada. Ama hani izlediğini idrak edemeyen bir adamın varlığı beni rahatsız ediyor, anladın mı? Burada rahatsız etmiyor. Ama Twitch'te rahatsız ediyor. Burada niye rahatsız etmiyor? Çünkü burada chat akıyor. Çok kafama takmıyorum. Kafamı dönüp bakıyorum. Aa, insanlar başka şeyler yazmış. Dönüyorum, onlarla konuşuyorum. Ama hani Twitch canlı yayınındayken Twitch'te yayın yapmayı çok çok seviyorum. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Kafası basmayan adamı ağırlamak benim zoruma gidiyor. Abi izlediğini idrak edemiyor musun? Hani şu an ne yapıyor olabilirim? Köye gidiyorum, asker topluyorum. Ne oynuyorum oyunda? Kılıç sallıyorum, dövüşüyorum, şey yapıyorum ya. Hani çok basit kanka, gerçekten çok basit. Hani siz soru sormak için soruyorsunuz. Dilediğinizi sorabilirsiniz, hiçbir sıkıntı yok. Ama böyle sırf cevap alabilmek için, ilgi görebilmek için, anladın mı? O benim sinirimi bozuyor. Biz şu an ne yapıyoruz? Ne yapıyor olabiliriz? Yani bir fikir yürüt. Sonra insanlar diyor ki asabisin, agresifsin. Değil. Değilim. Asker sayısını tamamlayacağım bu arada. Ya var ya, bak şimdi atölye dediler. Açtık atölyeyi, artı 24 veriyor ya. Bugün bir çökecek gibi bir naz yapıyor. Bir nazın yazı var. Urksal'de kervan pususu görevi vardı. Kervan pususu görevine gidelim madem. Ya da Reyga'ya gidelim. Reyga'ya bağlılık yemini edelim. Ya bağlılık yemini değil, paralı askerlik yemini ve ona göre hareket edelim. Arkadaşlar bu arada yayını izleyenler, yayına bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Abi bak, ödül avcıları görevi tertemiz 3K para. Yaparız. Ama buralarda bir kervan pususu görevi yok muydu? Kervan pususu görevi vardı sanki ama. Bugün gününde değil. Arada bir ses kesiliyor ediyor ya, nasıl sinir oluyor. Bugün gününde değil. Batanya Fiyan şampiyonları ile gireceğim içeri bu arada. Tarumar ederiz ortalığı. Çok net tarumar ederiz. Direkt hücum emrini verdim.
Ödül amcaları tarafından ele geçirilen arkadaş görevi temiz 3K para. Oo, bizimkiler var ya, yardıra yardıra gidiyor bu arada. Yardıra yardıra. Abi rica ediyorum bu arada, Batanya Fiyan şampiyonun burada ölmesin, olur mu? Öldü. Ya Fiyan şampiyonu kasmak kolay değil. Böyle bir sığınak basmada falan ölmese daha tatlı olurdu be abi. Allah'tan atletizmi hızlı çarı. 6 tane daha adam var. Üst kattalar mı? Buranın arkasındalar mı? Aa, o fırlatma silahı çok çirkin ama. Asist yazar. Buranın ödül avcıları diğerlerine nazaran daha tecrübeliymiş belli. Yani zırhlılar, şeyler. Ben bunlara 1v1 atmayayım diyeceğim de. Bizimkiler ok çekerse o kötü. Aynen, enayiler ok çekti. Ve beni yere yapıştırdılar. Abi çok fena yere yapıştırdılar. Tamam. 3000 tertemiz. Ben hiçbir şey yapamıyorum bu arada. Ben ortalıkta dolanıyorum anca. Eşyaları en son satalım. Var mı başka görev? Bir şey söyleyeyim mi? Başka göreve değil. Bizzat... Kervancı Rosild'in kervanı. Ne alaka? Ben bunu niye görüyorum? Kazara tıkladım herhalde. Ben bizzat Reagan'ın oraya gidiyorum. Paralı asker yemini ediyorum. En azından belki bir savaşta şeylik yaparız böyle hani. Uyanıklık yapıp çakallık yapıp böyle birilerini falan dövme şansımız olur. Onun dışında işimiz çok zor çünkü. Efendim bu arada yayınımızın beğeni sayısı 567'ye ulaşmış. Harikasınız. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Memiş seviye aldı. Pekala. Yaşeci mi verilir? Yaşeye bir tık daha vereyim de. İçeriden bir yerden geçeceğiz galiba. Ormandan dolayı eksi. Batanya'ya rağmen orman eksi mi? Batanya'da ormanın eksi verebileceği pek aklıma gelmezdi.
Niye ben hala kervancı Rolind'in kervanını görüyorum ya? Allah Allah. Çok garip değil mi? Bir şey de tiklemedim. E, bir görevim falan da yok. Neretses'in budalalığıyla alakalı falan da değil. Ben bu kervancılar benim kaderim mi aga? Ben bu kervanı niye görüyorum? Artı 44 veriyor bu arada bira imalathanesi. Hocam merhaba. Paralı asker yemin etmeye gideceğim ama ağır savaş beyi omuz zırhı. Lan ne olur bir tane zırh alayım. Ama alamayacağım değil mi? Ya, kuvvetle muhtemelen alamam bu arada. O kadar adam varken. Hadi bakayım bizim dörtlü tayfa katliam. Bizim atlıyı çok sert devirdiler abi. Ya inanılmaz. Tamam, burayı bir şekilde kazandıysak atlıyı da bir şekilde hallederiz. Abi ben ata isabet ettirmeyi oynayayım. Normal adama değil ata. Ata vursak daha iyi. En azından devrilecek. Ölen adamda ne var? Cirit var abi. Cirit kalkan var galiba. Cirit mirit yok. Biz bu herifi nasıl durduracağız abi? Döne döne bu ağzımıza tükürecek mi bizim? Ya gerçekten ben bir şey demek istemiyorum şu an. Hala kazanma ihtimalim var. Arena'da at o kadar şahane bir fikir ki. Bizden birileri var mı? Abi yok, ne benim kalkan kızı ne Niya sen. Yani ne benim abide hayır var ne diğerlerinde hayır var. Ama gerçekten yani arenada at, böyle küçücük alanda kargılı at, harika fikir. Yani Warband'dan bu yana en bayıldığım fikirlerden biri kendisi. Bu kadar müthiş şahane bir şey nasıl bir insan evladının aklına gelmiş olabilir? Gerçekten hayret ediyorum. Bilmiyorum, mucizevi bir varlık bence yani. Çünkü insan bu kadar eğlenceli ve iyi bir şey üretemez abi. Üretemez. İnsan olan yapamaz. Ama insandan daha da böyle bir muhteşem bir birisi ise yapar herhalde, ne bileyim. Harikaydı bu arada, fark ettiniz değil mi? Yani 20 dakika boyu etrafımızda döne döne. Gidelim bakalım şu Rhaegar'a bir bağlılık yemini edelim. Asera ile savaştaysa bizim işletme yalan oluyor değil mi? 27 bin verdim o işletmeye. 27 bin. Asera ile savaşta mı peki Güney İmparatorluğu? Savaşta. Ben o zaman burada görev yapıyorum, size paralı asker falan olamam. Danustika taraflarına doğru ilerleyeceğim. Ya bu arada kaç tane turnuvaya girdim bilmiyorum ama çok fazlasını kaybettim ya. Çok çok fazlasını kaybettim dostlar. Ve kaybettiklerim arasında en çok akıl sağlığımı özlüyorum efendim. Tüccar kervanını eşlik et. Tamam.
Önce bir arenaya bakalım. Ağır savaş beyi omuzluk zırhı. Hocam bu olağanüstü eğlenceli aktivitede atlı ben olabilir miyim acaba? Tabii ki olamam. Teşekkür ederim. Tamam, o zaman bizim atlılar erkenden ölsün. Olur mu? Lütfen bizim atlıları erkenden öldürsünler. Ben tek kalayım. Sonra beni parçalasınlar. Ve kaybedelim, olur mu? Şimdi bir tane okçu kaldı sadece geriye. Tamam, sen arkadan ben önden, güzel. Bir tane atlımız hala yaşıyor orada. Artık atlımız yaşamıyor. Şimdi bu birbirine mızrak sallayan müthiş eğlenceli arkadaşları bir kenara alıp mızrağı ver. Ben de ata binebiliyorum. Güzel. Kaybetsek de çıktık zaten. Gene bütün iş bize kaldı. Abi hayatta kalmamız önemli. Bence birlik olmamız önemli. Mümkün mertebe arkalatmamaya çalışacağım agamı. Oo, agalar birlikte olmak güçlü. Bak, lordlar elenmiş. Tertemiz. Oh. Bir tane turnuva kazanabildim nihayet. İki bölümün falan ardından ya, değil mi? Böyle bayağıdır bir şeyler kazanamıyorduk. Onların ardından ilaç gibi geldi çok şükür. Yani hocam hocam. Ne yordular bizi belli değil. Bizim abiye verelim şu zırhı. Kurt postunu da ötekine verelim. Bir tane kalkan verelim bari hanımefendiye. Hiçbir şey yok ya. Bizim abi de balta kalkan takılsın. Ya tüccar kervanına eşlik etme görevi iyi, hoş, güzel de. Çok fazla atlı adam geliyor ya, beni bayıyor. Orman koşucusu istemiyorum. Klan savaşçısı. Oradan Batanya yeminlisine doğru gideriz. Oo, Onira'yı kuşatmışlar.
Bak şimdi Reagan'a paralı askerlik yemin etmiş olsam bunlara dalardım. Ya bir şey söyleyeyim mi bu arada? Gerçekten bir daha atölye ile alakalı... Neden dükkan açmıyorsun? Atölyeler para getiriyor. Getirmiyor! Bir daha atölye ile alakalı beni sıkıştıran olursa ben de onu sıkıştıracağım ya. Ayıptır ya. Ben Reyga'ya gidip bir paralı asker olmak istediğimi belirteyim de. 575 beğeni olmuş efendim yayınımız. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet, en son Reyga buralardaymış. Ama şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Tamnuh Kalesi'nde. Tamnuh Kalesi'nin zindanında esir mi? Kuşatacak mı orayı? Kuşatacak. Baranor'un ordusu. Ve Faro'nun ordusu. Ya karışmaya değil. Görüşeceğim, görüşeceğim. Bu yüzden şey çok önemli bu arada. Modlar çok önemli abi. Özellikle telepati modu. Yani bol bol modlu oynadıktan sonra ve sonrasında vanillaya döndüğünüzde anlıyorsunuz modlunun kıymetini gerçekten. Tansevi hoş geldin, ne haber? Efendim, Batanya serisi. Gerçekçi zorluk derecesinde Iron Man modunda. Canlı yayındayız efendim, canlı yayında değiliz. Ya hocam kesinlikle katılıyorum. Kervan pususu görevine girelim madem. Atölye değil de belki bizim abiye kervan kurdururuz ya. Dur, ölme lan. Çok aradaki mesafeyi kaybetme. Adamlar da Tamnuh Kalesi'ni jortlatıyor. 7 ölü fena değil ya. Yok, Mutlu da o kadar sık çökmüyor. Ya yani en azından benim için çökmedi o kadar. Şimdi Reyga ile konuşabilir miyim acaba? Ayaküstü iş yaptıktan sonra. Kaleye yaklaşırsan sana saldıracaklar mı? Niye lan? Bu kadar yaklaşma, sen kimsin? Ben Memiş ya, Memiş, Memiş. Reyga burada değil. Arkadaki 500'lük değil mi Reyga? Benim adım Memiş. Ama Reagan'ın bana burada olduğu söylendi. Ne yapıyor? Reagan içimizde mi yaşıyor? Ama Reagan burada dendi bana. Sağ olasın Tansevi. Vallahi evde minik işler vardı. Bir ara bir hastalandık, toparlayamadık sonra. Bak, İmparator Garyus'tan da emir var. Paralı asker olarak onlar için savaşırsan 200 altın. Girdim lan emrinize. Direkt 200 altın veriyor değil mi, artı 200'ü? Efendim peki Batı İmparatorluğu kimle savaşta? Kuzey İmparatorluğu'yla savaşta. Ben sizin ordulardan birine gireyim. Peki ne veriyorsunuz bana? Nüfuz başına mı para veriyorlardı? Hatırlamıyorum ki. Ya işte Kaladog teklif edene kadar, anladın mı? Batanya vasalı olana kadar birazcık paralı askerlik yapacağız. Batanya vasalı olana kadar biraz paralı askerlik. Ondan sonra Batanya serisi tekrardan olacak tabii ki. Mesajlar seri seri geliyor mu? Geliyor.
Seri henüz YouTube kanalına gelmedi efendim. Ama gelecek ve yayınlanmaya başlanacak tabii ki. Darius'un ordusu 400 kişi. Buralarda var böyle bayağı bir kalabalık adam. Adamın ordusunun içine girersek acaba bize bir faydası dokunur mu? 31k param var ama ben bütün haritadaki varımı yoğumu sattım, malımı mülkümü. Ondan dolayı var bu para. Yani eksiye düşmemeli. Shield Wall oynamam, teşekkür ederim. Warband'la Bannerlord arasındaki ilişki veya farklı olan şeyler. Ya asker toplama mekaniğini ve işte birçok şeyi aslında çok çok daha kolay hale getirmişler. Misal öncelikle eski oyunda yani Warband'da Warband ya da nasıl okunuyorsa işte nasıl okumak istiyorsanız ben dümdüz Warband diyorum da. Şimdi sevgili dostlar misal Warband'da köle tüccarı ararken şehir şehir dolaşmak zorundaydınız. Burada bütün şehirlere bir köle tüccarı koymuşlar. İşinizi daha rahat halledebiliyorsunuz. Lordlar, asker toplama, bu işler kesinlikle çok daha kolay ve akıcı. Oyuna ilk aşamada adapte olmak çok çok daha rahat. Özellikle Bannerlord'da. Yan görev çeşitliliğini arttırmışlar açıkçası. Yani Bannerlord'la Warband arasındaki farklılıklar bunlar. Yani temel olarak hep olumlu yönde iyileşme var. İlk başta krallıklardaki bütün topraklar kaybedilse bile o krallık dağılmıyordu. Sanırım yeni gelen güncellemeyle artık dağılmasını sağlamaya başlamışlar. Bak bu arada birlikteyken tık 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 artı 200-200 alıyoruz. Bir kale kule de fethedilecekse 2 kılıç sallar, 2 ok sıkar, experience'ımızı kasarız. Kanala gelecek efendim bu seriyi. Soyluların yanında durarak para kasabilirsin. Eşya da veriyorlar. Eşya veriyorlar mı ya? Vallahi Tansevi bence pek komik olmazdı be. Aniden beni pert etseler. Ya ben kimseyi yönetmek istemiyorum. Gider misin? Komutan olamıyorum zaten. Oyun bir sapıklık yapıyor ya arada. Özellikle eğitim kısmıyla. Çok tatlı sapıklık yapıyor böyle. Kanala en yakında gelir efendim ya. Abi Bannerlord'da demirci olarak oynadım evet. Ya şey vardı ya hatırlıyor musunuz işte Cirit'in 90-100k ettiği dönemler. İşte onu değiştirdikleri zamandan belli oynuyorum ben. Demirciliği baya baya nerflediler. Ama hala en iyi seçeneklerden biri. Ya çok sıkıcı be abi. Biraz daha isabetli atışlar yapsam kendimi daha mutlu hissederim. Daha benim 60-70 okçuluk becerim ne ki? Surları mı kırdınız lan? Abi 1-2 ok sıkabilseydik bari. Okçuluk kasacaktım ben. Ben niyeyse bugün hiçbir şeyi isabet ettiremiyorum ya. Karakterin okçuluk yeteneğiyle mi alakalı? İtem eksikliğiyle mi alakalı bilmiyorum. Vitaminsiz gamers. Kanka. Yarısını boşa sıktık. Bütün sıktıklarımızın. Yarısını boşa sıktık.
Artık Warband'da olup da Bannerlord'da olmayan bir şey var mı? Memiş serbest savaş. Eyvallah. Surların önünde deli gobel gibi takılmıyordum sen söylemesen. La bir iki adam öldüreyim la bir iki la. Biraz bir yavaştan geberdim ama. Bu arada sormayın ya. Harbiden Battle Brothers'daki okçulara döndüm. Yarısı isabet ediyor, yarısı isabet etmiyor. Abi Warband'da olup da Bannerlord'da olmayan yani tek özellik şey sanırım mod desteği ya. O da 10 senelik oyun abi yani. Warband'da da bir zahmet mod desteği olsun. Bannerlord'da da zamanla gelecektir. İşte şimdi şey modu var galiba. Hangi oyun evreniydi o ya? Game of Thrones oyun değil de işte. Yani Game of Thrones evreninde geçen bir hali varmış ama ben hiç Game of Thrones izlemedim, hiçbir şey bilmiyorum. Evrenle alakalı, şeyle alakalı. Bir mod yapılıyor. Dünya haritası modu galiba. Avrupa modu muydu? İşte en son Osmanlı topraklarını falan eklemişler sanırım, Anadolu topraklarını. Ama o modla gelişim sürecinde. Yani Bannerlord için tek isteğim mod desteği olurdu büyük ihtimalle. Öyle değil mi? Tansevi sağ olasın. Vallahi diyorum ya, bir Mayıs'ın sonu gibi kaptık şifayı. Hala şu tühür demem geçmedi. Allah'tan sesim kesilmiyor artık. Bizim ekip gene iyi, 38 kilo almış. Batanya fiyan şampiyonlarım çalışmış. 3-5 parça adam düşer en azından. Evet evet, doğru doğru. Yani Warband'ın işletmeleri daha çok para ediyor. Belki Bannerlord'un da işletmelerinin para etmesi ya da daha sağlam geri dönüş yapması sağlanabilir. Warband'da şeydi değil mi? Bir tane kadife dokuma atölyesi aldığın zaman bazı yerlerde, bazı bölgelerde özellikle çok müthiş geri dönüşleri oluyordu maddi açıdan. Harika bir şeydi. Buranın atölyeleri biraz daha tırt. 1100 Avrupa modu çıktı. Steam'de mi efendim? Ganimetten %15 pay. Allah ne verdiyse alırız abi. 3-5 demeden rızkımıza bakarız yani. Herkes rızkının peşinde hocam. Koruyucu yay. Avcı yayı. Dengeli kancalı ok, dengeli kancalı ok. Uzun menzilli ok, uzun menzilli ok kancalı oktan daha mı iyi acaba? Herhalde uzun menzilli ok kancalı oktan daha iyidir. Hiçbir cacık gelmedi bu arada loot olarak. Neyse, en azından artı 400 artı 400 para veriyorlar da eksiye girmiyoruz ya. Evet evet evet, Rivaçak şehrinin getirdiği atölye sayısı çok çok fazlaydı. Bu arada dediğim gibi Bannerlord 1100 modu, işte 1100 Avrupa modu Steam'de var mı efendim? Steam'de varsa denemek isterim. Sorun var. Buyurun efendim. Warband Osmanlı senaryosu versiyon 3.5. Steam'de olan versiyonu hangisiyse onu oynadım sadece.
keyif aldığın ama izlenmeyen oyun oldu mu? Abi olmaz olur mu? Birçoğu. Yani mecbur bazı şeyleri geri dönüş almadığı için bitiriyorsun. Bazı şeylerin de geri dönüşü güzel oluyor ama. Ato Konya Kalesi kime verildiyse verildi. Bana ne kardeşim? Ben ekmeğime bakarım. Bak birileri tutsak falan alınıyor. Orada dört tane şey var, orada dört tane mancınık var. Bizim için bu savaş hayırlı olmaz. Bizim için bu savaş hayırlı olmaz Garius. Kendine gel. Efendim beğeni sayımız 586 olmuş bu arada. Harikasınız, ellerinize sağlık. 600 yapabilir miyiz acaba? 600 olursa çok güzel olur. 1100 Avrupa modu Steam'de. Harika. Harika bir haber bu. Dur, rehberler değil. Atölyeden. 1100 Avrupa modu. 1100 diye aratsam çıkar herhalde. Avrupa 1100. Şey, dünya haritası falan mı var? Aa, çalışıyor mu bu mod? Roma, Palermo, Belgrad falan. Ha, bir Osmanlı kısmı eksik galiba. Ya Osmanlı kısmı eksik dedim ya, orayı da yapmışlar. Vay vay vay, stabil çalışıyor mu bu mod ya? Vay be. Çok iyiymiş bak. Çok iyiymiş o mod. Şimdi mancınıklar ağzımıza tükürecek. Bizi ezim ezim ezecekler, öyle değil mi? Benelord Osmanlı serisi kesinlikle. Var olan modlarla oynamaya devam ederiz. Şu bizim her bölümü 2 saat süren şeyi hatırlıyor musunuz, Benelord save'ini? Abi her bölüm 2 saat sürüyordu. Ve hem süper teşekkürlerden hem donate'lerden adam falan alıyorduk. Onun Osmanlı sürümünü düşün abi. Ay 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 ay. Bence tatlı olur. Osmanlı paşaları falan, herkes chatten. Ben şu 1100 moduna bir bakayım. Yardırır. Ben kör müyüm? Ya da yeteneksiz miyim? Atletizm 100 oldu. En azından bir okçuluğu da 75 yaparsak çok tatlı olur. Sıkılır mı oraya? Bir de isabet falan verdik ama bana mısın demiyor ya. Bana mısın demiyor. Yemiyor gerçekten muhabbeti. Ne oluyor? Ozancığım, Payday'in Game Pass'e gelmesi güzel bir şey değil mi ya? Benim adamlarım gidip ölmese keşke. Merhaba. Bak oradan kafanı gördüm. Vurursun o kafayı ya aslında zorlasan.
Ya okçuluk hüneri kasması falan çok fena bir yetenekmiş ya. Evet, boş boş ok sallayıp durdum. Doğru düzgün kill bile çıkartamıyorum. Ve adamlar bizi tarumar eğiliyor. Vallahi Tansevi chat burada nasıl tepki verir bilmiyorum. Ops. Adam bana çarparak hasar verdi usta. Ben ok kullanımını upgrade'leyene kadar bayağı bir uzun yolum var. 8 kişi ölmüş. Bizim takım sadece 23 adam öldürmüş. Buranın üstünde adam var mı bilmiyorum ki. Bak bizimkilerin sadece 24 adam öldürmesi sıkıntı. Bize loot'tan bir cacık koklatmazlar. Adamları şeyden atıyorlar hocam. Adamları yerden atıyorlar. Olabilir tabii ki sevgili Hüseyin. Bitmedi mi fight? Gene %15 pay. Müthiş bir ganimet payıymış gerçekten. Önceden en kaliteli adamları otomatik alıyordu. Şu an ben bunu elle seçmek durumunda mıyım? Galiba evet. Ya da burada seviyeye göre sırala deyip tık 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 hani en yukarıdakileri aldıracağız. Yapılabilecek en mantıklı hamle bu gibi. Okçularla piyadeleri ayrı tutuyorum ben. 40 kişi kalmışız. Hızlı avcı yayı. Hız 87. Bizim skill'le alakalı mı acaba ya? Ya da yay mı yavaş? Koruyucu yayı. Şu hızlı avcı yayını takalım. Bize ganimetten 3'ün 1'i geliyor sabahtır. Atletizm, yakın dövüş silahlarıyla artı 4 hasar. Kalkan ya da menzilli silah kuşanmadığında hızlı koş. Yay doldurma hızı. Nihayet bak bu yay doldurma hızıyla bizim işin rengi değişir biraz. Hiçbir fikrim yok efendim. O bahsettiğiniz kişi kim bilmiyorum. Tansevi canının sağlığı. Ha, Kuzey İmparatorluğu ile barış yaptı. Peki artık paralı askerlere ihtiyaç duyuyor musun? İhtiyaç duymuyorum deyip bizi sepetlemese bari. YouTube hayatının en prime yılı. Pandemi dönemi. Gudonhelda'dan Niasen'e evlilik teklifi. Bedava gacı alırız. Günün sonunda onun itemlara falan da çökersek mis gibi. Cazibe yeteneği. S-
Savaş Beyi. Ostikan'da kalıyor. Heh. Bu üyeyi birliğe çağır. Tiyal atı. Biz gene 3'ün 1'ini alırız burada ya. Deneyeceğim anasını satayım ya. Belki alırım. Abi en prime zaman kesinlikle pandemi dönemiydi. Yani insanların zor zamanlar yaşaması harici genel olarak herkes internete akın etti. Yani çalışanlar internetten çalışıyordu. Eğitim internet üzerinden veriliyordu. Ve kesinlikle en prime dönem uydu. Yani işte 4. ve 5. kanalın açılma zamanı o döneme denk geliyor. Bu arada ben kazanırsam, kalkan kızı ben ve abim kazanırsa bizim klandan 3 üye ordu olmuş olacak. Kesinlikle item alırız yani. Crusader Kings 3'te şey düşünüyorum ya. Ama ben abimle vs atacağım. Eyvah. Abimle vs atmayacağım. Abimle beraber kalkan kızı, şey kalkan kızı diyorum. Aynen, bizim kalkan kızı ve Lord Serenor'u yemek zorundayım. Benim abi tek yedi. Benim abi tek yedi, ne oluyor? Şş, lan Gevura mı vuruyorsun? Ya. Hadi 1v1 al da Serenor'u göreyim. Benim abi tek yedi gene ya. Benim abi gene tek yedi. Benim abi gene tek yedi. Ya ben bu turnuvalarda yediğim dayağı hiçbir yerde yemedim. Var ya, artık içime dokunuyor yani böyle. Turnuvalarda dayak yemek içime dokunuyor artık. Arius kararı alıyor. Bana da ayıp olmasın diye şey gönderiyor galiba ulaklar. Kanka kaleyi şuna verdiler de haberin olsun, hani sen de oradaydın diye. Şey almayacağım. Orman koşucusu almayacağım. Parasızlıktan kıvranıyoruz gene. Bir tane atlı savaşı kazanabilsem alacağız da. Bir tane turnuvayı. Ya normalde var ya, full turnuva gire gire bütün itemleri falan düzerdik ya. Bütün itemleri düzer, full artı full oynardık şurada. Ama işte... Nasip birader ya, vallaha. Adamlar vurduğunu indiriyor, vurduğunu indiriyor. Turnuvada adam öldürdükten sonra taba bas. Ne işe yarayacak ki? Safkan Batanyatı, bak bunların hepsi iş yapar. Adam öldürdükten sonra taba basarsam ne olur ki? Geri çekiliyorsun kanka. Otomatik geri çekildik. Belki kalkan kızı kazanır da alırız itemi. Tamam, bizim kız kazandı Allah'tan Safkan Batanyatı'nı. Bu terbiyesizlikmiş bu arada. Hiç yakıştıramadım. Yani bu şekilde trollemenizi hiç yakıştıramadım efendim. Neyse, Allah'tan artı 10.000 para geldi de. Görüşmek üzere Utku, dikkat et kendine. O 74 çapulcu değil. O 74 çapulcu değil, onlar normal insan. Bizimkilerle sorunu olan normal insanlardan. Kalenin önünde duruyorum bu arada. Bunlar beni dövebilir. Abi o 74'ün çapulcu olduğuna emin misin? Onlar Batı İmparatorluğu'yla sorunu olan adamlar. Udonhel'de birliğe katıldı. Ya şu gacının varsa beleş item'i, item'ına çökeyim de. Ben bu diyardan bir basayım gideyim. Bak o 74'lük adam beni kovalıyor. Ya gerçekçi zorluk derecesindeyiz bir de yani. Aha, Udonhel'da.
Zırhıyla mırhıyla. Osurdu mu? Pırt diye ses geldi. Kafalık 52, 28-12 gövdelik. ...31'e 7. Abimin eşinin zırhını bir dızlayayım. Allah'ım memişin tipe bak ya Rabbim. Kral ben sakin sakin takılıyorum siz savaş ilan edene kadar. Artık bir tane turnuva yüzü görelim be. Bir tane be. Kara yürek. İstemiyorum. En azından bir at için falan dayak yiyelim. Görev yapmaktan iflahım kesildi bu arada. Ama bizim Twitch yayını da yaklaşık 5 saat olmuş dostlar. O zaman biz yavaştan Ortişya önlerine gelelim. Varsa iyi bir şey turnuvaya girelim. Yoksa da ödül avcıları tarafından ele geçirilen arkadaş. Kurtarırız dayı, kurtarırız. Bu işi ben hallederim. Var mı arenada baba yiğit? Katafrakt kargısı. Boş ver katafrakt kargısını. Sizin çocuğu kurtarır. Bugünlük bu kadar derim abi. Sevgili dostlar, yayındaki beğeni sayımız 599 olmuş bu arada. 600 olsun bizim olsun. Olmaz mı? Tam 10 kişiyiz. Let's go. 600 yaptım. Efendim teşekkür ediyorum. Ödül avcıları tarafından ele geçirilen arkadaş görevini de yapalım. Ardından save alıp bugünlük salalım. Bu arada var ya dağlı mağlı demeyin. Vurdu mu? Yürek dağılıyorlar. Yürek. Vallahi yürekleri dağılıyor herifler ya. Ne bileyim bir bıçakla vuruyor, bir şeyle vuruyor. Canımızı sıkıyor yani, canımızı yakıyor. CK3'te Babuşoğulları serisi derken efendim, custom nation yok ki CK3'te. Var, istediğin lordu alabiliyorsun. Ya Osmanlı serisi var. Osmanlı serisinden sonra Yüzüklerin Efendisi serisi yapmayı planlıyorum. Yüzüklerin Efendisi moduyla. Ne bileyim bir Bilbo Baggins olarak Galadriel'e kaykıldıktan sonra efendime söyleyeyim orkların çocuğunu esir alıp fidye istemek falan istiyorum, anladınız mı? Bana daş maş atmayın artık, yeter. Bizim adamlar bunları es geçip bana kilitleyip gitmişler ya. Aynen aynen, Lord of the Rings serisi. Lord of the Rings serisi yaparız. Ödül avcılarını da bir halledelim. Duella yapmayacağım bu arada. İnşallah dalarlar. Sauron olup Galadriel'i cöpleyelim. Hocam Uruk-hai olup miğfer dibine gireriz. Ben gaza gelip duello teklifini kabul ettim değil mi? İyi ağzımıza tükürmediler ha. O duello da bizim iyi elimize vermediler. Ne güzel. 3000'i oradan aldık. 42.000 para var. Yaptığımız görevlerden falan da şey geliyor. Anladım. Nüfus geliyor ve para alıyorum. Her neyse. Sevgili dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler efendim.
Mountain Blade'deki Bannerlord gerçekçi zorluk derecesinde Iron Man Batanya serisinden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.